2017'de 78 yıl önce kurulan bir komplo mu diye bir yazı yazdı. 1939'da bir komplo kurulduğunu ve bu komplonun gerçekleştiğini yazdı. Daha sonra da bağlantısını kuracağız ama önce bu komployu Bican Hocam'dan bir dinleyelim. Nedir Evet. bu Bican abi komplo? Bu yazı MİSAK'ta çıktı biliyorsunuz. Evet abi. 1978 yıl önce kurulmuş bir komplo parantez içinde mu diye soruyorum. Bir komplo mu diye soruyorum. Olay şu. Sabahattin Ali 1939 yılında o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi organı Ulus'ta Fahri Rıfkı Atay yönetiyor Ulus'u. İçimizdeki Şeytan romanını tefrika ediyor. İçimizdeki Şeytan romanı 1939'da. 1940'ın başında da bu roman Remzi Kitabevi'nde basılıyor. O romanda Nihat isimli olumsuz kahraman Nihal Atsız'dır. Bir başka olumsuz kahraman Tatar suratlı herif. Bu da Zeki Velidi Togan'dır. Zeki Velidi Togan. Yine olumsuz kahramanlardan biri İsmet Şerif. Bu da Peyami Safa'dır. Bir başka olumsuz kahraman Profesör Hikmet. Bu da Mükrimin Halil İnanç'tır. Şimdi bu romanda diyor ki bu Nihat yani Nihal Atsız. Bu Nihat gençleri etrafında topluyor. Onlara işte efendim ırklarını anlatıyor. Yabancılardan bilmem yabancı ırklara karşı düşmanlık aşılıyor. Diyor ki Tatar suratlı herif efendim Nihat'ın etrafına topladığı gençlerle sık sık bir araya geliyor. Gizli gizli konuşuyorlar. Gizli gizli konuşuyorlar. Başka neler diyor efendim? Nihat ve arkadaşları bir takım mecmualar, broşürler çıkarıyorlar. 44 suçlamalarında bunlar aynen var. Yani romanda olanlar 44 suçlamalarında aynen var. Neler söylüyorsa Nihat için yani Nihal Atsız için. Ama en enteresan tarafı yani o romanda bunlar için yapılan suçlamalar 44 iddianamesinde var. Hatta hükümet bildirisinde var bu suçlamalar. Hatta yabancı devletlerin oyuncağı oldukları, yabancı devletler hesabına çalıştıkları veya yabancı devletlerin bunlardan istifade edecekleri ki iddianamede var, 44 iddianamesinde var. Bu romanda var, 39 yılındaki romanda yani 44'ten 5 yıl önceki romanda var. En ilgi çekici, daha somut bir şey söyleyeyim. Sonunda hükümet romanda hükümet güçleri Nihat'ı ve Tatar suratlı herifi tutukluyor. Yani Nihal Atsız'ı romanda, 5 yıl önceki romanda Nihal Atsız'ı ve Zeki Velidi Togan tabii Tatar suratlı herif onları tutukluyor. Ve diğer iki olumsuz kişi Profesör Hikmet yani Mükrimin Halil İnanç. Romanda diyor ki Profesör Hikmet bir yolunu buldu, tanıdıklarını araya koydu ve tutuklanmaktan kurtuldu. Bir başka olumsuz kahraman İsmet Şerif o da Peyami Safa o da kurtuldu. Bakın şimdi gerçekten de 44'te yani Atatürk yani İnönü'nün 19 Mayıs nutkundan hemen önce Maarif Vekili o zamanki Maarif Vekili Hasan Ali Yücel'in başkanlığında bir heyet 47 isim tespit ediyor tutuklanmak üzere. Şimdi size bu kitabı göstereyim. Bu Milli Şef Dönemi, meşhur Goloğlu'nun kitabı. Goloğlu'nun kitabı, Milli Şef Dönemi 47 isim tespit ediyor. Yani sonradan 23'e indi ya, tutuklanmak üzere 47 isim. Bakın bu 47 isim arasında kimler var? Zeki Velidi Togan var. Romanda tutuklanıyor, burada da tutuklanıyor. Abdülkadir İnan geçelim onları. Bu 47 isim arasında bu 47, Peyami Safa da var. Peyami Safa da var. Ve efendim Mükrimin Halil İnanç da var. Romanda onlar tutuklanmadığı gibi 44'te de bu 47 isim içinde oldukları halde tutuklanmıyorlar. Dolayısıyla ben bu benzerliğe temas ederek yani 5 yıl önce yazılmış bir romanla 44 olayları arasındaki benzerliğe temas ederek acaba 78 yıl önce kurulmuş bir komplo mu diye o yazıyı yazdım. Açıklaması kolay değil. Yani bir kehanet mi? Kahin miydi? Efendim Sabahattin Ali bu romanı yazan
romancı Sabahattin Ali kahin mi? Nasıl bunlar birbirini tutuyor? Çok enteresan. Ama şunu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Hasan Ali Yücel'in efendim başkanlığındaki bir heyet hazırlıyor bu 47 kişilik ismi. Ve o heyetin içinde Sabahattin Ali de var. Bir başka şey Fethi Tevetoğlu yıllarca önce yazdı. 44 mahkemelerinin hakimi Cevdet Erkut kendisine söylüyor şahitlerin huzurunda. Diyor ki 44 iddianamesini hazırlayan heyetin içinde ben vardım. Kazım Aloç yani mahkemenin savcısı vardı. Orada diyor onu Fali Rıfkı Atay kaleme aldı. Sabahattin Ali de vardı. İnönü'nün evinde toplandık. Fali Rıfkı Atay vardı. Sabahattin Ali vardı. Ben vardım. Ve Kazım Aloç vardı diyor. Yani adeta romandakileri iddianameye yedirmiş gibi bir sebep. Ama çok enteresan yani. Belki de başka bir açıklama tarzı bulmak lazım. Bu kadar benzerlik var. Yok emir ve kumandayla adalet sözde mekanizması işletiliyor. Gayet basit. Evet ama 5 yıl önce roman bunları nasıl anlatıyor? Bu askerlikte kontenjans planı derler ya, şöyle olursa böyle yapılır, buradan girerlerse şuradan çıkarız diye, o yapılmış 5 yıl önce. Ondan sonra da tezgaha konmuş. Evet. Şimdi tabii bu bugünden baktığımızda bize çok yabancı da değil. Siz ilminizle o güne bakıyorsunuz. Biz de bugün yaşadıklarımıza bakıyoruz. Yaşanan birçok davada benzeri davranış söz konusu. Yani iddianame hakimliğe gitmeden, daha hakimlik okumadan basından okuduk. Okuduğumuz iddianameler oldu. Ya da bir eve baskına giderken gözaltına almak için sabahın saat 5'inde haberlere çıktı. İşte falan canın evi basıldı, gözaltına alındı. Polis tarafından. Öyle yandaş basında okuyoruz. Değil mi? Yani buna benzer şeyler de yaşıyoruz.